Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculllaha vel yevmil ahir ve zekarallaha kesira. Sadakallahul azim ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, bugün Rabbul Evvel ayının birinci günü. Bu ay İslam dünyası için, insanlık ailesi için önemli bir ay. Çünkü bu ay alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum ayı. Ve bu ay eğer caiz ise tabir, bizler için ikinci bir Ramazan. Niçin? Çünkü Kur'an Ramazan ayında nazil oldu. Kur'an Kitab-ül Kerim'dir. Bu ay ise o kitabı bizlere ulaştıran ve konuşan kitap olan Kitab-ül Natuk, konuşan bir kitap olan Peygamber aleyhissalatü vesselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ay doğdu. Dolayısıyla bu ay bizim için önemli bir ay. Peygamberin doğum ayı, veladet ayı olması hasebiyle ayrıca bir önem taşıyor bizler için. Cenab-ı Hak inşallah bu aydan hakkıyla idrak, hakkıyla istifade edenlerden eyler bizlerin hepimizi. Dostlar, vahiy, ilahi kelam nasıl ki Cenab-ı Hakk'ı bizlere anlatan en önemli kaynaksa, Allah'ın peygamberi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı da bize anlatan en önemli kaynaktır. Eğer birinin kimliğine ve şahsiyetine ait bir bilgi istiyorsak, müracaat edeceğimiz ilk kaynak elbette ki vahiy olmalı. İşte biz de Allah Resulü'nün kimliğine ait bilgileri nereden en sıhhatli bulabiliriz diye sorduğumuz zaman alacağımız cevap elbette ki ilahi kelam olacak. Şöyle bir ilahi kelama müracaat ettiğimiz zaman, ilahi kelam o kelamı bize ulaştırmak için 23 sene gecesini gündüzüne katarak her türlü çabayı ve gayreti gösteren Peygamber aleyhissalatü vesselamı nasıl anlatır? Allah'ın kelamı Allah'ın peygamberini bizlere nasıl tanıtır? İşte bunu sorduğumuz zaman dostlar birçok cevap alırız ama ben o cevaplardan eleyerek 4 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Vahiy 4 önemli noktada Allah'ın peygamberini bizlere anlatır. Bir dostlar, o sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Yani sakın ha ey muhataplar, vahye ve peygambere muhatap olanlar, onu farklı bir kimlikle tanımaya çalışmayın. Onu tanırken ilk önce bunu bilin. O abduhudur, onun kuludur. Ve sizler gibi acıkan, susayan, matem hallerinde üzüntülere sevk olan, sevinen, yani siz nasılsanız o da sizin gibi bir beşerdir. Ama unutmayın ki onun beşerliği sıradan bir beşerlik değil. Hani bir Farsi şiirde anlamını bulurdu ya, o da bir taştır belki ama taşlar içerisinde yakut ve mercan gibidir. Beşer içerisinde insanlığa rehber olacak, önder olacak bir kimliğe sahiptir. Dolayısıyla birincisi dostlar, o bir beşerdir. İkincisi dostlar, o Allah'ın nebisi ve Resulüdür. Ve son nebi ve Resuldür. Hatemen nebiyidir. O nübüvvet medresesinin, nübüvvet silsilesinin son halkasıdır. Ondan başka artık ne bir nebi ne de bir Resul gelecektir. Üçüncüsü dostlar, o en güzel model, en güzel örnektir. Usvetun hasene bu işte. Hangi alanda kendinize bir tip, bir örnek, bir model istiyorsanız Muhammed aleyhissalatü vesselam o alanın en ideal tipi, en ideal modelidir. Çünkü o Allah tarafından seçilmiş ve insanlığa en ideal model olarak takdim edilmiştir. Ve dördüncüsü dostlar, o büyük bir ahlak üzeredir. Onun ahlakı vahyin dilinde böyle anlamını bulmuştur. Kur'an onu anlatırken nedir bize?
Ve inneke le'ala hulukin azim. O büyük bir ahlak üzeredir. Bu ifade bizim için çok önemli. Hatırlayın, Kur'an 25 tane peygamber sayar. Üzeyr, Lokman ve Zulkarneyn'i de hesaba katarsak 28 tane peygamber sayar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber. Ama bu sayılan peygamberlerden hiçbir tanesine Kur'an böyle bir ifadeyi kullanmaz. Büyük bir ahlak üzeresin ifadesini vahiy 28 peygamber içerisinden seçip sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için kullanır. Böyle bir tespit bizi şöyle bir yanlışa sevk etmesin dostlar. Peygamberleri birbirleriyle yarıştırmak. Haşa, asla. Biz hiçbirinin arasında bir fark görmeyiz. Hepsi de bizim İslam'ın peygamberidir. Biz hepsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimiz gibi sever ve onların da örnek ve önderliğini kabul ederiz. Ama eğer vahyi böyle bir ifadeyi kullanmışsa böyle bir kullanım boşuna değil. Hulukin azimde demek ki Allah bize büyük bir mesaj iletmek istiyor. Diğer peygamberleri anlatırken nasıl anlatır? Onların da ahlaklarına değinir. Onların ahlaklarına değinirken dostlar ahlaklarını genel bir ifade ile nitelendirmez. Ahlak içerisinde özel alanları seçer. O özel alanları bizlerin önüne sererek der ki bakın bu peygamber bu alanda zirvedir. İbrahim için vefa abidesidir mesela. Musa için başka bir ifade kullanır mesela. Ama hulukin azim ifadesini vahiy sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam için kullanır. Meryem suresinde 4 farklı ayette 4 farklı peygamberin ahlaki özelliğini anlatır Kur'an bizlere. Nasıl biliyor musunuz? 41. ayette İbrahim Aleyhisselam'ı der ki kitapta İbrahim'i an zira o sıdkı bütün bir nebiydi. Bakın burada Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın sıdkını öne çıkardı. Ahlak içerisinden bir parçayı bizlerin önüne getirdi. 51. ayette Musa Aleyhisselam'ı anlatırken kitapta Musa'yı da an gerçekten o ihlas sahibi, muhlis bir nebidir. Burada da ihlası önümüze çıkardı. Musa Aleyhisselam'ın şahsiyetinde. 54. ayette İsmail Aleyhisselam'ı anlatırken kitapta İsmail'i de an gerçekten o sözüne sadık, sadikal va'd bir nebi ve rasul idi der. Ve 56. ayette İdris Aleyhisselam'ı anlatırken kitapta İdris'i de an hakikaten o pek doğru bir insan ve bir peygamberdir der. Bakın bu 4 ayete 4 farklı peygamberi anlatırken bize ahlaklarına ait birer parçaları bizleriyle paylaştı. Ama söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca Kur'an hulukin azimdir. Neden bunu der? Çünkü hiçbir beşer yoktur ki insanlık tarihi içerisinde ahlaki alanların tamamında zirve olsun. Öyle bir peygamberle karşı karşıyayız ki dostlar, aklınıza gelen her ahlaki alanın zirvesindedir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hangi alan olursa olsun. Adalette, merhamette, sıdk ve emanette, haya ve cesarette, hilm ve müsamahada, tevazu ve sabırda, cömertlik ve keremde, nezaket ve zarafette ve daha onlarca alanda. O bu sayılan ya da sayılmayan tüm ahlaki alanların zirvesindedir ve her zaman beşer tarihinde bir adım öndedir. Ey insanlık der adeta.
Sen ahlaka ait ne istiyorsan bana bak. Ben o ahlaka ait temsil edilmesi gereken noktanın en ideal olanını temsil ediyorum. Çünkü ben hulukin azim. Azim bir ahlak üzereyim. Neden dostlar? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiye edicisi, mürebbisi Allah'tır da onun için. Allah'tır onu terbiye eden. O bu gerçeği bize şöyle ifade ediyor. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel biçimde kıldı. Allah'tır beni terbiye eden. Bir insan ki terbiyecisi, mürebbisi Allah ise o insan ne olur dostlar? Muhammed aleyhissalatü vesselam olur. Eğer bir insan ki terbiyecisi Muhammed aleyhissalatü vesselam ise o insan ne olur? İşte Ebu Bekir olur, Ömer olur, Osman olur, Ali olur, Mus'ab olur, Ebu Ubeyde olur, Abdurrahman olur, Talha olur. Eğer sizi terbiye eden nübüvvet medresesinde, nübüvvet sofrasında oturup da o sofradan çorba yudumlamışsa siz de aynı halkanın insanları gibi aynı ahlaki özellikleri gösterirsiniz. İşte bugünler dostlar, bugünler veladeti nebiyi ihya etmeye çalıştığımız bu günler Allah Resulü ile ahlaken aramızdaki mesafelerin örtülmesi gereken günlerdir. Acaba Allah Resulü ile ahlaken ne kadar yakınız? Ona ümmet olduğunu iddia eden bizler. Bu iddianın ispatının geçtiği yerdir burası işte. Ne kadar Muhammedi ahlakı hayatlarımızda diriltmişiz. Ne kadar Muhammedi ahlak bizlerin hayatlarında yer edinmiş. Ne kadar Muhammedi ahlakı doğru bir biçimde temsil etmişiz. Bunun sorgulanması gereken günlerdir. Ve doğru bir veladet-i nebinin ihyası, doğru bir mevlid gecesinin ihyasının geçtiği yer de burasıdır dostlar. Yoksa onu anlatmak işin en kolayı. Zaten Muhammed deyince değersiz sözler bile anlam kazanır. Asıl önemli olan şey onun ahlakı ile ahlaklanmaktır. O büyük bir ahlaka sahiptir. Onun ümmeti olma iddiasında olan bizler de aynen onun gibi büyük bir ahlaka sahip olmak zorundayız. Gelin onun ahlakını daha bir yakından tanıyalım. Onu daha bir yakından tanıyalım ve hanımlarına soralım. O hanımlar ki o medresenin en önemli öğrencileri. Ve bir insanı tanımak için sorulması gereken en önemli merci de insanın hanımıdır. Çünkü insan sokakta, caddede, işte, ticarette asli kimliğini ambalajlayabilir. Asli görüntüsünü yansıtmayabilir. Asıl onun asli kimliğiyle tanıyacak bir tek insan varsa dostlar o da o insanın hanımıdır. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hanımlarına soruyoruz onu. Onunla evlilik kuran bütün hanımlarının ortak kanaati onun eşsiz bir ahlaka sahip olmasıdır. Ama ben o iki tanesinden, o hanımlar içerisinden iki tane seçerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Biri Allah Resulü'nün ilk eşi Hazreti Hatice, biri de Allah Resulü'nün Allah Resulü ile nübüvvette evlenen Hazreti Ayşe. Biliyorsunuz dostlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 25 yaşındayken Mekke'nin en soylu, en asil ve zengin olan bir dul hanım Hazreti Hatice ile evlendi. 25 yaşından 40 yaşına kadar 15 sene nübüvvet öncesi bir hayatı var Resul-i Ekrem'in Hazreti Hatice ile.
15 senelik bir zaman dilimi bir insanı tanımak için yeterli bir zaman dilimidir. Resul-i Ekrem 15 sene Hazreti Hatice ile evlilik kuruyor, evlilikleri devam ediyor. 15. senenin sonlarında Allah Resulü gelip o eşine diyor ki bana vahiy geldi. Düşünebiliyor musunuz? Eğer siz bir güven atmosferi oluşturmazsanız dostlar, başta eşiniz size karşı gelir ama Hatice karşı gelmiyor. Çünkü o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi tanıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun üzerinde oluşturduğu güveni çok iyi biliyor. Bildiği için de Resul-i Ekrem'i çok farklı bir biçimde karşılıyor. Resulullah Hira'da Cebrail'den vahyi alır almaz korku ve dehşetle evine doğru koşunca zembiluni zembiluni beni ört, beni örtün diye Hatice'sinin kollarına attığı zaman kendini ve o dehşetli andan biraz sıyrılıp ey Hatice gel başımdan geçenleri sana anlatayım dediğinde dostlar, orada karşılaştığı durumu anlattıktan sonra Hazreti Hatice'nin söylediği söz bizim için çok önemlidir. Ne diyor biliyor musunuz? O korku ve heyecan içerisinde olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a, korkma ey Muhammed, vallahi Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmayacaktır. Çünkü sen akrabana bakarsın, sözün doğru olanını söylersin, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, onların çağrılarını asla karşılıksız bırakmaz. Böyle bir ahlakını hissettirmiş ve ona telkin etmiş. Hanımı, 15 yıllık eşini böyle zor bir durumda tasdik edip onaylıyor. Eğer ahlaken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da en ufak bir pürüz olsaydı ilk önce acaba sorusunu sorma hakkı Hazreti Hatice'de olurdu. Ama asla sormuyor. O mübarek dudaklardan çıkacak kelimelerden hilaf adına, kizb adına en ufak bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyor. Gelelim nübüvvete dostlar. Ayşe'ye, validemiz Hazreti Ayşe'ye soruyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelenler. Ey müminlerin annesi, nasıldı peygamberin ahlakı? Ne diyor dostlar? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an okusaydınız onun ahlakının Kur'an olduğunu bilirdiniz. Çünkü o yaşayan Kur'an'dır. Kur'an'ın natuk, konuşan Kur'an'dır. Kur'an'ın insana dönüşmüş halidir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hayatı ile Kur'an bu kadar bütünleşmiş, bu kadar bir arada tutulmuş müstesna şahsiyetlerden biridir. Ahlakı Kur'an olan bir peygambere tabi olmak, ona ümmet olmak, şeref olarak İslam ümmetinin her bireyine yeter de artar dostlar. Başka şerefe ihtiyaç mı var Hazreti Ömer'in deyimiyle? Bize Müslüman olmaktan daha büyük bir şeref mi var? En büyük şeref Muhammed'e ümmet olmaktır Aleyhisselatü Vesselam. O yeter ve artar bize. Peki dostlar, onun ahlakı çok yüce bir ahlak. Anlatmak saatler alacak. Ben sadece bir tek noktasına dikkat çekeceğim. Pek de hayatlarımızda olmayan bir özellik. Zaten seçimimde beni en fazla etkileyen de bu oldu. Hayatlarımızda olmayan bir haslet. Nedir o dostlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İsar.
bırakın hayatlarımızda İsar gibi Kur'ani bir kavramın, Kur'ani bir ahlaki hasletin olmayışını, birçoğumuz Müslüman olarak böyle bir kavramın içeriğinden dahi habersiziz. Nedir İsar? İsar dostlar, kendi ihtiyacı olsa bile zarar ve sıkıntılara katlanarak başkasını kendi nefsine tercih etmektir. Yani kendi nefsini başkalarının selameti uğruna feda etmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahlakından bahsedeceksek eğer dostlar, bu alanı da konuşmamız, bu alana ait bizim hayatlarımızı onun hayatı ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Gerçekten ne kadar Resulullah gibi İsarlı yaşıyoruz. Allah Resulü hayatının tamamı İsar mektebi doğrultusunda yaşanmış bir hayattır. O nübüvvet ile tanışır tanışmaz dostlar, hayatını, nefsini, canını, malını, her şeyini başkalarının iman selameti uğruna harcadı. Öyle değil mi? İlk sözü de ümmeti ümmeti oldu. Son sözü de ümmeti ümmeti olacak. Kıyamette, haşırda, havzun başında yine sözü ümmeti ümmeti olacak. Bu İsar değil de nedir dostlar? Eğer nefsini, kendi varlığını ümmetinin yoluna adamış bir peygamber olmasaydı, bu düzeyde bir İsar onda tahakkuk eder miydi? Asla. Hazreti Hatice validemiz rivayet ediyor yine dostlar. Diyor ki Allah Resulü gece kıyamlarında saatlerce dururdu. Vardım yanına bir gün, dedim ki ya Resulallah, Kur'an'dan bir ayet okudum. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Allah Resulü bu ayeti benim ağzımdan duyunca tebessüm etti. Ben o tebessümden güç alarak dedim ki ya Resulallah, Allah sana bunca ikramı vermiş iken seni bu denli ızdıraplara sevk eden şey nedir? Birden gözleri dolu dolu oldu. Bana baktı ve dedi ki efele ekune abden şekura ya Ayşe. Şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Ve dikkat ettim diyor Hazreti Ayşe. Baktım ki kıyamlarında, gece namazlarında sürekli şu ayeti okuyor. Maide suresinde İsa aleyhisselamın diliyle anlam bulan bir ayet. Eğer onları affedersen ya Rabbi, onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan senin izzet ve kereminden, izzet ve kereminden. Çünkü sen izzet ve hikmet sahibisin. Gece namazlarında Allah Resulü bizler için bir ayet okuyor. Bizlerin Allah tarafından affedilmesi için bir ayet okuyor. Bu İsar değil de nedir dostlar? Nefsini ümmeti için harcamak değil de nedir? Eğer onlara azap edersen ya Rabbi, onlar senin kulların, sen bilirsin. Ama affedersen, ki sen affetmeyi seversin, affedersen o da senin şanına, yüceliğine, büyüklüğüne yakışır. İzzetine yakışan budur ya Rabbi. Affet demektir aslında bu. Affet ki ben de bu gece namazlarında sana yalvarışlarımın icabet bulduğuna kanaat getireyim. İnsanlığın selameti için çırpınıp durdu bir ömür. 23 sene dostlar, az bir zaman değil. Ümmeti için çırpınıp duran bir peygamberle karşı karşıyayız.
insanlığın selameti için. Ve öyle yıpratıyor ki kendini, artık vahiy dayanamıyor. İki ayet ile peygamberini uyarma ihtiyacı hissediyor. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın. Yeter artık. Sen o insanlar iman etmiyor diye niye bu kadar kendini sıkıntılara sevk ediyorsun? Ama Resulullah durur mu? Ondaki isar duygusu dostlar onu durdurmuyor işte. Ve Kur'an yine diyor, onlar Kur'an'a inanmıyorlar diye neredeyse arkalarından kendini harap edeceksin. Evet, harap edecekti. Ümmeti için çırpınıp duruyor. Hayatını ümmetinin iman selameti için harcayıp duruyor. Ve insanlığa hidayet çeşmesinin ulaşması için, insanlığın hidayet pınarı ile buluşması için hayatını feda ediyor. Ve bırakın hayatını dostlar, onun için çok önemli olan bir şeyi bu uğurda ayaklar altına alıyor. Nedir biliyor musunuz? İzzet ve onur. Resulullah insanlığın hidayete ulaşması için izzet ve onurunu dahi ayaklar altına alıyor. Eğer siz İsa'yı bu düzeyde yaşayamazsanız kesinlikle bunu yapamazsınız. Maldan vazgeçebilirsiniz, belki candan da vazgeçebilirsiniz. Ama izzet ve onurdan vazgeçmek her kişinin yapacağı bir iş değildir. Allah Resulü İsa'yı iliklerine kadar yaşamış bir insan olarak izzet ve onurunu dahi insanların iman etmesi için ayaklar altına alıyor. Örnek verelim mi dostlar? Yine Ayşe validemiz rivayet ediyor. Bir gün sordum Allah Resulüne, ya Resulallah, hayatında seni en hüzünlendiren olay nedir? Allah Resulü'nün başından geçenleri çok iyi bilen birisi Hazreti Ayşe. Nedir ya Resulallah seni hüzünlendiren, matemlendiren? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bakışlarını şöyle bir ötelere çevirdi. Ah, ah diye inledi. Ayşe validemiz diyor ki vallahi ben bile pişman oldum Allah Resulüne bu soruyu sormakta. Ve düşünmeye başladım. Acaba Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı hüzünlendiren, bu kadar mateme sevk eden olay nedir diye. Ne geçmişti ki Resulullah'ın başından bunca yıl geçmesine rağmen halen unutmamıştı. Acaba Mekke'de gördüğü işkenceler mi? Acaba Şibil Ebi Talip'te gördüğü ambargo mu? Acaba erkek çocukları Abdullah, Kasım, İbrahim'in birer birer peşi sıra vefatı mı? Acaba hanımı Ayşe'ye atılan iftira mı? Acaba Uhud'da okçuların yerlerini terk ederek rubai dişlerinin kırılmasına vesile olmaları mı? Acaba Huneyn'de ihanete uğraması mı? Acaba mescitte ayakta terk edilişi mi? Acaba bunlardan hangisi? Ama hiçbiri değildi dostlar. Resulullah bambaşka bir hüznün içerisindeydi. Ve anlatmaya başladı. Ey Hümeyram dedi Hazreti Ayşe'ye. Mekke'nin kapıları birer birer yüzüme kapanınca acaba Taif'te bir umut ışığı bulabilir miyim diye Taif'e yönelmiştim. Orada bana da akraba olan Abdükülal'in oğullarının yanına gitmiştim. Evlerine vardığım zaman Abdükülal'in üç oğlu Abdüya'lel, Habib ve Mesud büyükçe bir salonda oturuyorlardı. Vardım yanlarına, selam verdim. Taif'e geliş nedenimi anlattım. Ve benim Allah'ın peygamberi olduğumu onlara söyledim. Ama o kara yüzlü adamlar ayaklarına kadar gelen bu fırsatı değerlendirememişlerdi.
O çocuklardan, o gençlerden, Abdülkülal'in oğullarından büyüğü olan Abdiyalel demişti ki Allah Resulüne, eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu büyük bir yemindi Araplar içerisinde. Sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Yani sen değilsin Allah'ın peygamberi. Ortanca oğlan Habib demişti ki, eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi sıradan bir adamla niçin konuşasın? Eğer sen Allah'ın peygamberi değilsen ben niçin senin gibi sıradan bir insanla konuşayım? O bahtsız insan da bunu demişti. Mesud küçük oğlan ise şunu demişti daha da ileriye giderek. Allah senden başka bir adam mı bulamadı? Mekke'nin bu kadar asil insanı dururken Allah Abdülmuttalib'in yetimini mi seçip insanlığa peygamber olarak gönderdi? Resulullah'ın izzet ve onuru ayaklar altına girmişti. Ama yapacak bir şey yoktu. Tamam dedi, geldim, sizi davet ettim, siz de kabul etmediniz. Bir tek isteğim var sizde. Ne olur bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sakın Mekkelilere söyleyip de beni onlar huzurunda küçük düşürmeyin. İzzet ve onuru ayaklar altına alınan peygamber son bir talepte bulunuyor onlardan. Ne diyor o kara yüzlü insanlar kahkahalarla evi çınlatarak? Vallahi senin bizim karşımızda düşmüş olduğun bu durumdan onların da haberleri olmalı. Biz söyleyeceğiz o dostlarımıza ve senin bizim karşımıza düşmüş olduğun o durumu onlara anlatacağız. Resulullah iki büklüm bir halde dışarı çıktı. Çıktı ama ne çıksın? Dışarıda elinde taş tutan çocuklar onu beklemekteydi. Ama Resulullah o atılan taşlardan hiçbir tanesini önemsemedi. Onu yaralayan o kara yüzlü adamların izzet ve onuruna dokunan sözleriydi. Ama o ümmetine duyduğu isardan dolayı kendi nefsini, izzet ve onurunu ayaklar altına almış bir insanın hidayete ulaşması için başına gelecek her türlü felakete, bu felaket izzet ve onurun ayaklar altına alınması olsun, ona da eyvallah etmişti. Kurban olduğumuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir peygamber. İsarı zirvede yaşayan bir peygamber. Ancak ona olan vefa borcu onun kadar isarlı olmakla ödenebilir. Kısa bir ara verelim isterseniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o büyük bir ahlak üzere olan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hayatından İsar'ı anlamaya çalıştık. İsar kendisini, kendi varlığını başkasının mutluluğu için, saadeti için feda etmek anlamına geliyordu. Tabi dostlar, İsar doğurgan bir kavramdır. Yani insan eğer o kavramın muhtevasını hayatında doldurabilirse o kavram farklı faydalar, farklı güzel hasletlerin doğmasında insanda sebebiyet verebilir. Cud, seha, ihsan mesela bunlardan birkaçı. Cömertlik, semahat yani başkasının mutluluğunu düşünebilmek ve civan mertlik. Ne varsa hayatta bu üç kavramın üzerinde zaten cereyan eder. İnsanları mutlu etmek için elinden gelen her şeyi, ne varsa imkanı onların seferber edilmesi. Eğer bir insanın hayatında İsar yoksa dostlar, onun zıttı olan şuh ya da buhul vardır. Yani cimrilik vardır, bencillik vardır, pintilik vardır, açgözlülük vardır.
İsar yoksa eğer bu vardır. Modern insanın hayatına bakın, bencillik üzerine kurulmuş bir hayat olduğunu görürsünüz. İşte Müslüman o hayat içerisinde eriyip kaybolan bir nesne değil, o hayatı müsbet bir noktaya kaydırmakla vazifeli olan bir faildir. Bunu yapabilmek için de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ahlaklanmak, onun ahlakını esas alarak yeniden ahlakı inşa etmekle mümkündür. Resulullah'ın hayatı İsa'nın eksene alınmış bir hayattır. Onun hayatına İsar öyle bir etki etmişti ki meşhur Arap şairi Ferazdak derdi ki vallahi eğer teşehhüd olmasaydı onun ağzından hiç kimse la yok sözünü duymayacaktı. La sözü ancak onun ağzından böyle önemli bir şeyden dolayı çıkardı. Çünkü o hiç kimseye yok diyemezdi ki. Hiç kimseye ne isterdilerse alın sizin olsun derdi. Onun bu halini bildiği için Hazreti Ömer bir gün dayanamaz. Mecliste kalkar ayağa der ki ya Resulallah istediler verdin. İstediler bir daha verdin. İstediler yoktu vaat ettin. Kendini bu kadar harap etme. Bu insanlar için bu kadar harap etme. Allah Resulü Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadı dostlar. Başka bir sahabe ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah ver, verdikçe ver. Allah seni vermekten dolayı hiçbir zaman pişman etmeyecektir. İşte Ömer dedi ya Resulallah ben bununla emrolundum ey Ömer. Ben vermekle emrolundum. Medine'nin soğuk bir günü. Sahabe hanımlarından bir tanesi elleriyle bir bürde hırka örmüş Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a getirip hediye etmiş. Allah Resulü o bürdeyi giymiş hırkayı. Çok sevinmiş. Sahabeye de hava atmış hatta. Yakıştı değil mi? Güzel oldu değil mi? Görenler de evet ya Resulallah. Güzele ne yakışmaz ki? Yakıştı tabii demiş. Ensardan bir sahabe dayanamamış. Ya Resulallah bürden çok güzel. Onu bana verir misin? Anında al senin olsun. Resulullah o meclisi terk edince sahabeler bürdeyi isteyen o ensarın yakasını tutmuşlar. Demişler ki sen bilmiyor musun ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istenilen hiçbir şeye yok demez. Niye onu sıkıntıya soktun da onun yeni bürdesini ondan aldın? Ne yapayım demiş ensar dayanamadım. Aldım dedim o bürdeyi ki onun mübarek tenine değen bir hırka benim kefenim olsun. Onu kefen edinmek için aldım. Ve Buhari rivayet eder bu hadisi. O zatın kefeni olduğu söyler bu bürdenin. O ensari sahabe bununla kefenlendi denir. İsar istenince yok demeyecek bir peygamber. Ve asla kendisini İslam cemaatinden ayrı görmeyen bir peygamber. Asla kendi nefsini başkalarının üzerinde güç ve kuvvet sahibi kılarak ezmeyen bir peygamber. Cabir İbni Abdullah anlatıyor dostlar. O da Ensar'ın yiğit sahabelerinden. Yiğit bir babanın oğlu Abdullah İbni Amr. Uhud'un şehitlerinden Allah Resulüne Akabe'de el uzatan ve o uzattığı elin de arkasında duran yiğit bir sahabe. Uhud'da herkes dağılırken o bir avuç sabit kadem olup ya Resulallah senin yolunda, senin varlığın adına, senin getirdiğin mesaj uğruna feda olacağım diyen sahabe. Enes bin Nadir gibi
Muhammed öldü feryatları Uhud'da yankılanırken kılıç bırakan insanlara bakıp kılıç bırakmayan, Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var diyen bir sahabe. O yiğidin oğlu işte Cabir İbni Abdullah. Uhud'da şehit oluyor dostlar. Arkaya 9 tane kız çocuğu, bir de Cabir'i bırakıyor. Cabir geriye 9 tane kız çocuğuna, bir de babanın geriye bırakmış olduğu borçlara talip oluyor. Bu yiğit sahabe bizlere rivayet ediyor. Hendek günüydü diyor. Allah Resulü de sıradan bir asker gibi elinde kazma kazma sallıyordu. Kürek kürek savuruyordu. Açlık diyor bizim ellerimizin ferini kesti. Cabir diyor ki ben kendi kendime dedim ki eğer ben bu genç yaşıma rağmen açlıktan dolayı elim kazma tutmuyorsa 58 yaşında kazma sallayan şu peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl dayansın bu açlığa? Koştum eve. Hanıma dedim ki evde ne var ey evimin sultanı? Vallahi dedi. Sadece birazcık şehriye pirinç, bir de küçücük tavuk. Tamam dedim. Bu gönlümün sultanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yeter. Sen pişir, ben onu davet edeyim. Koşa koşa geldi Cabir Allah Resulü'nün yanına. Gizlice sokuldu kimse duymasın diye. Ya Resulallah dedi, hanımın bir şeyler pişirmiş. Teşrif buyurmaz mısınız eve? Resulullah birden başını kaldırdı. Hendek'te kazma sallayan o İslam askerlerine baktı. Ve Cabir'e döndü dedi ki sadece ben mi Cabir? Sadece ben mi? Utandım diyor Cabir. Evdeki yiyeceğin miktarını biliyorum. Ne diyebilirdim ki Allah Resulüne? Ses çıkarmadım. Bir daha sordu. Sadece ben mi Cabir? Ya Resulallah dedim, istersen bir iki kişiyi daha alalım. Ebu Bekir ve Ömer'i mesela. Asla Cabir dedi. Kardeşlerim burada kazma kürek sallarken ben gelip sofranın başına oturamam ey Cabir. İhsar bu işte dostlar, ihsar. Ne var dedi bize ne hazırladın? Ya Resulallah biraz pirinç şehriye bir tavuk. Yeter de artar bize dedi. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu. Kardeşiniz Cabir bizi öğle yemeğine davet ediyor. Haydi hep beraber oraya. 1500 asker. Cabir'in dizinin dermanı kesildi. Ben ne yapacağım diye. Koşa koşa eve geldi. Hanımına dedi ki Allah Resulü davetimizi kabul etti ama 1500 askerle birlikte geliyor. Hanım da sahabe hem de yiğit bir sahabe. Sen Allah Resulüne bizim yiyeceğimizin miktarını söyledin mi? Evet söyledin. O zaman niye telaşlanıyorsun? O işini bilir. Allah Resulü ne yaptığını bilir. Geldi Resulullah 1500 sahabeyle. Cabir'e dedi ki ey Cabir sen bizim bugün kapıcımız olacaksın. Onar onar insanları içeriye al. İnsanlar yemeklerini yiyip dışarı çıksınlar. 10 kişi gelip oturuyor sofraya yiyor. Dışarıya çıkıyor. İkinci 10 kişi geliyor. Böylelikle tüm ordu yedi. Ve çıkan gruba Cabir soruyordu. Doydunuz mu? Evet doyduk. Allah ziyade etsin. En son Allah Resulü çıktı. Gir ey Cabir. Yemeğin de ehlin de evin de sana mübarek olsun. Allah sofranı bereketlendirsin. Bereketinizi üzerinize daim etsin. Ve sizin üzerinizden bereketi hiçbir zaman ayırmasın. Resulullah böyle bir İsa'ra, böyle bir semahata sahip bir peygamber.
ya onun mektebinden yetişenler dostlar. Allah Resulü'nün nebevi medresesinden yetişen o yiğitler bu isardan nasiplenmediler mi? Nasiplendiler. Hem de nasıl? Tek bir rivayetle isterseniz noktalayayım. Yermuk savaşı olmuş dostlar. Savaş meydanı yaralılarla dolu. Huzeyfe anlatıyor. Dolaşıyorum cesetler arasında. Bir aralık baktım ki amcamın oğlu Haris su su diye inliyor. Koşa koşa yanına vardım. Mataramı açtım, ağzına götürdüm. Tam yudumlayacaktı ki arkalardan ikinci bir ses su su diye inledi. Amcamın oğlu Haris bir tek yudum almadan dedi ki koş ey amcamın oğlu. Belki onun ihtiyacı benden daha fazla. Koş onun yanına. Koştum, baktım yaralı olan İkrime bin Ebi Cehil. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Ebu Cehil ki cehaletin babası, küfür üzere ölen bir insan. İkrime oğlu ise bugün şehadete doğru adım adım yürüyen birisi. O da Allah Resulü'nün nübüvvet sofrasına oturmuş. O da nübüvvet sofrasından İsar çorbasını yudumlamış. Huzeyfe onun da matarayı onun da ağzına ulaştırıyor. O da tam içecekken arkalardan başka biri su su diye inliyor. O da içmiyor. O da İsar gösteriyor. Koş diyor ey Huzeyfe. Umulur ki onun ihtiyacı benden daha fazladır. Koş ona. Ona koştum diyor. Baktım ki yerde yatan İyaş bin Ebi Rabia. Mataramı açtım. Ona su ulaştıracağım sırada gözlerini Rahim-i Rahman'a dikti. Şehadete ulaştı. Koştum İkrime'ye. O da şehadete ulaşmış. Amcamın oğlu yetişeyim sana diye ona koştum. O da şehadete ulaşmış. Benim elimden su içemeden hepsi meleklerin elinden şehadet şerbeti içtiler. İsar olmasa dostlar, böyle bir ortamda siz neyin hesabını yapacaksınız? Neyle izah edeceksiniz? Ve bu çağda sahabe şuuruyla yetişmiş bir alim Bediüzzaman Said Nursi. Ne diyor? Yanıyor, imanım yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Koşuyorum onu kurtarmaya. İmanımı ve evladımı kurtarmaya gidiyorum. Ben o koşma yolunda ayağıma bir şeyler çarpmış ne yazar? Ne yazar ki? Ben kendi nefsimi, kendi varlığımı cemiyetin iman selameti uğruna harcamışım. Değil dünyamı, ahiretimi bile feda etmişim. Ahiretini bile feda edebilecek yiğitler bekliyor bu çağ dostlar. Eğer bizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olduğunu iddia eden, ona ümmet olmadan şeref duyan bizler bu ahlaki vasıfları yeniden diriltmezsek, şu anda hidayetten, şu anda imandan, şu anda seccadeden yoksun yüreklere bunları ulaştıramazsak, biz neyin isarından, neyin fedakarlığından, neyin samimiyetinden bahsedeceğiz? Rabbu Rahimimiz bizlere acısın, merhamet etsin. Allah Resulü'nün o muhteşem ahlakı ile bizlerin de ahlaklanmasına müsaade etsin. O ahlak ile dirilsin inşallah bizleri. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.